Ercan Bey Erçelik'e sormuş. Erçelik'te de bugün bir haber akışı vardı. İngiltere'deki bir fabrikasını verimsizlik nedeniyle yıl sonuna kadar kapatacağını duyurdu. Erçelik'i nasıl değerlendiririz? Yani uzun zaman önce ben Arçelik'le ilgili noktayı koymuştum. Yani çok fazla bir beklentim yok o şirkette şu an için. Daha doğrusu o tarafta, o sektör tarafında çok güçlü bir beklentimiz yok. Yani bu Vestel için de geçerli. Bir saniye ona da bakacağım hemen. Evet, Vestel. Vespe. Yani o tarafta işler çok da böyle mükemmel gitmiyor. Onu söyleyeyim. Bu sektörler için henüz vakit var. Yani hani hep diyoruz ya doğru sektörü bizim bir şekilde bulmamız gerekiyor. Yani burada çemberi daraltmamız gerekiyor. Yani 600 tane hisseyi takip etmenin bunlar içerisinde doğru olabilecek hisseyi bulmaya çalışmak için yani çok fazla enerjiye gerek yok. Yani birazcık konjektürü takip edersek bu sektörlerin henüz vaktinin gelmediğini hiçbir şey yapmadan dahi kestirebilirsiniz. O yüzden Arçelik şu an için doğru hisse değil. Orada da şuna dikkat edelim. 21.85 seviyesi önemli bir direnç. Uzun zamandır Haziran ayından beri bu direnç seviyesine sürekli takılıyor, kıramıyor. Gücü çok zayıf. Ve aşağı yönde de 20-40 seviyesi. 20-40 aşağıda, yukarıda da 21-85. Şimdi bu kanal içerisinde gidiyor. Kısa vadede. Ama biraz daha geriye gittiğimizde aslında yıl başından beri aynı yerdeyiz. Mesela Şubat ayında yine şu anki mevcut fiyat seviyesindeymişiz. Hiçbir şey değişmemiş aslında. Endeks nereden nereye geldi bu süre içerisinde? Bu ise Şubat'ın başında yine 21 fiyat seviyesindeymiş. Bugün de 21 fiyat seviyesinde. Yani ise doğru zamanda olmadığı sürece bunları maalesef yaşayacağız. Yani paranın da duran paranın da bir maliyeti var. En azından potansiyeli yüksek olan hisselerde şansımızı denemek çok daha doğru olacaktır. Gerçekçi olmakta fayda var böyle zamanlarda arkadaşlar.